Birden dönüp şey yaparım. Sen böyle canlı sıkı kafasını döndün mü? Dur, koyma. Koyma, koyma. Ama geldiğinde drone şey dedi yani. Gördünüz mü hiç ilk halini? Gördüm tabii ben. Telefonum ama bu. Bu da ayrı. Ağzını kapatmayalım. Ağzından aspirasyon yapalım, tamam mı? Bana yakışık ama o da işte o zaman belli olur. Kurduğun resmini bana da atsana. Bende var. Ha? Kurduğun resmi çünkü biz de bakıyoruz. Her şu an kanka olmalı var. Hastayı operat ettik, filet çevirdik, dudağını düzelttik. Çenesinde ki problemi de hallettik. Şu anda yara iyileşmesini bekliyoruz. Hayvanlar arası verdim ya, sıkıldım mı gittim. İşte arada bir an geldi, saldırdı, ağzından tuttu hemen. Ben böyle sokağa şiir bağırdım, sonra kolumdan tuttu. İşte arada bir köpek sesi duydum da, işte arada kaçmaya kaçtı zaten de, köpeği mi gördü bilmiyorum. Sen cıvlanandan mı kaçtı bilmiyorum kızım. Sizi köylüler mi kurtardı? Hayır, hayır, kendim, Allah kurtardı beni, hiç kimse yok diye. Diyorum, hiçbirimiz aralarım var ama. Ameliyatınız oldu, nasıl geçti? Oldu, yani? Güzel oldu, Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel karşılaştılar. Çok razı, Allah'ım razı olsun onlardan. Kuduz olduğu anlaşılan bir kurt tarafından saldırıya uğramıştı hastamız. Biz enfeksiyoncular olarak vahşi hayvan ısırıklarında yapmamız gereken kuduz profilaksisi var. Yani kuduz hastamızda kuduz bulaşmasın, kuduz hastalığı gelişmesin diye. Yani zaten amacımız bu, kuduz profilaksisinin amacı bu. Şu anda hastamızın durumu iyi. Eline sağlık çene cerrahi hocalarımız. Güzel bir ameliyat gerçekleştirmişler. Hastamız biraz önce de söylediğimiz gibi kuduz ihtimali olan, sonradan da kuduz olduğu anlaşılan bir kurt tarafından saldırıya uğramış. Yüzünde ve dudağında ciddi bir yaralanması vardı. Biz acil serviste bizim önerilerimizle yarası bol basınçlı suyla yıkandı, temizlendi. Antiseptik uygulamasından sonra yaraya kuduz immünoglobulini uygulandı. Ardından da aşıları başlandı. Burada amacımız hani kuduz riskli bir temas var. Hastamız kuduz değil, bunu tekrar söyleyeyim. Şu anda böyle bir şey yok. Sadece kuduz riskli temas olarak kabul ediyoruz hastayı. Gerekli aşılarını, profilaksilerini yapıyoruz. Bu arada tetanoz aşılarını da yaptık, başladık. Ardından da çene cerrahi hocalarımız güzel, başarılı bir operasyon geçirdiler, yaptılar, hastaya uyguladılar. Şu andaki süreç, operasyon sonrası postop takip süreci. Hastamızda bir sıkıntı yok, konuşmasında, hareket etmesinde, yemek yemesinde bir sıkıntı yok. Şu andaki süreç, bundan sonraki süreçte aşı takvimi tamamlanacak ve takibi bu şekilde devam edecek. Bir sıkıntımız yok. Buradaki cerrah arkadaşlar 2-3 güne hastanın taburcu olabileceğini söylüyorlar. Aşı takvimi tabii devam edecek bizim kontrolümüzde.